Sevgili dostlar, merhaba. Şairin dediği gibi iki kapılı bir handayız. Gidiyoruz gündüz gece. Allah inşallah dünya evine girip dünya evinden de hayırla çıkmayı nasip eylesin. Çünkü bizim ebedi saadet yurdumuz, ebedi mutluluk yurdumuz, ebedi kalacağımız yer burası değil. Gerçek yurdumuz ahiret yurdu. Sonsuz ebedi alem orası. O zaman dünyayı nasıl bir yer olarak yaşayacağız? Dünya gerçekten çok kötü bir yer mi? Dünya aşağılık bir yer mi? Kelime anlamı, hani buraya doğru çekildiğinde, buradan bakıldığında bu manayı mı taalluk eder diye sorabilirsiniz. Hayır. Allah Teala dünyada bizi mutlu ve umutlu görmek istiyor. Dünyanın eğlencesi, dünyanın debdebesi, dünyanın şaşası, şatafatı bizi فَلَا تَغُرَّنِّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Dünya hayatı sizi aldatmasın. وَلَا يَغُرَّنِّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ. Yani Allah Teala bize dünya hayatı ile ilgili, dünya hayatın içindekilerle ilgili uyarıyor. Burası bir simülasyon. Burası bir projeksiyon. Ahiretin yansıması diyebiliriz. Cennetlerin yansıması. Evet, cennet tadını hatırlatan, anımsatan bir şeyler vardır. Hoş kokular, ağaçlar, denizler, dereler, akarsular. İçinde işte bulunduğumuz arabalar akıp gidiyor. Bütün bu cereyan eden şeylerin tamamı ahiretin provasıdır. Dünyadayken cenneti, cennetin havasını yaşayabiliriz. İlla cehennem olmak zorunda. Yani her şey berbat olmak zorunda değil. Bazıları dünyaya savaş açıyor. Ey dünya, ben sana tapmayacağım. Ya dünya şeytan değil. Ama şeytan her yerde vazifesini yapıyor. Eline geçirebileceği insanları eline geçiriyor. Peki ne yapacağız? Ne yapacağız? Bu soru ve bunun cevabı. Herkes yapılmayacak şeyi söylüyor da yapılacak şeyi bir türlü ortaya koyamıyoruz. Tedavi, telafi yok. Ancak teşhis var. O var, bu var, şöyle böyle. Ya teşhis tamam bir yere kadar. Ama tedavi ne? Bana bu lazım. Tedavi ne? Tedavi şudur sevgili dostlar. İnşallah sözlerimiz önce kendimize tesir eder. Sonra tüm dostlara tesir eder. İç dünyamızı güzelleştireceğiz. Gönül dünyamızı. Gönül dünyamızdaki güzel duyguları karşıdaki insanlara da aktaracağız. İş arkadaşımız, mesai arkadaşımız, şoförümüz, sekreterimiz, yardımcımız, annemiz, babamız, arkadaşlarımız, çevremiz, ülkemiz, devletimiz, milletimiz, tüm dünya, insanlık alemi, oturduğumuz yerden tüm dünyaya esenlik göndereceğiz. Selamun aleyküm demek sünnet. Esselamu aleyküm demek sünnet değil sadece. Karşıdaki insana tertemiz duyguları göndermek, benden sana bir zarar gelmez. Selamet, esenlik sana olsun diye elimizle selam edip tebessümümüzle iç dünyamızı karşı tarafa aksettirerek işte o zaman güzel duygular yayılmış olur. Surat abuz böyle. Selamünaleyküm. Bu selamı verme. Hiç verme. En azından görmedi deriz. Bu selamın ne faydası var ya? Siyasi, ruhsuz bir selam. Olur mu? Selamünaleyküm. Hayırlı işler, nasılsınız? Bir gün bir arkadaş dedi ki, ya dedi, sinirleri alınmış bir adam gibisin, hiçbir şeye kızmıyorsun. لِأَنَّنْ عَجَلَةَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَصَبْرَ مِنَ الرَّحْمَنِ. Acele etmek şeytandan, sabretmek Rahman'dan, Peygamberimizin sözü aleyhissalatü vesselam. Kızmıyor muyuz? Kızıyoruz. Sinirlenmiyor muyuz? Sinirleniyoruz. Ama sinirimizi bastırmaya çalışıyoruz, öfkemizi yutmaya çalışıyoruz. Kur'an bunu böyle söylüyor. وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْضَ. Öfkesini yutanlar. وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ. İnsanları çokça affedenler. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ. Allah muhsin kullarını sever. Allah böyle olmayı nasip eylesin. Böyle olmayı nasip eylesin. Bu duygularda olmayı nasip eylesin. Şimdi yolda düğün arabası var. Düğün arabaları
yan yana yolu kapatıyorlar. Önceki günlerde biliyorsunuz Avrupa'daydım. Polis böyle yolu kapatan aileye komple ceza kesmiş. Ehliyetlerine el koymuş, arabalarını bağlamış. Ve gerekçesi şu. Eğleniyorduk, düğündü. Bak şu an yolu kapattılar. Konudan konuya geçiyoruz diye bazı arkadaş uyarıyor. Olsun, biz hayatın içinde her şeyi değerlendirmekle mükellefiz. Bir şekilde vatandaş gazeteciliği yapıyoruz aslında paylaşımlarımızla. Avrupa'daki polis cezayı verirken diyor ki siz otobanda işini yetişmek üzere olan, hastasını yetiştirmek üzere olan hasta arabasını, yangına gitmek üzere olan yangın arabasını ve birçok kişiyi engelliyorsunuz. Bir de gürültü. Yani elbette ama şehir hayatında, kalabalıklarda herkes kornaya bir defa bassa gerçekten çok ciddi bir sıkıntı olur. Neden söylüyorum? Biz trafik kurallarına değil, hayatın içindeki bütün kurallara da ayak uydurmak durumundayız. Birbirimizi ezmeden, üzmeden, şerit değiştirirken, sözü değiştirirken, bakışımızı yöneltirken, iç dünyamızı güzelleştirdik, dış dünyamızı güzelleştirdik. İşte bu da dış dünyadan bir tanesi. Ben şimdi o ses çıkaranlardan uzak durmaya çalışıyorum. Niye? O kervanda gözükmek istemiyorum. Ben patırtı kütürtü yapanlardan değil, ortalığı sakinleştiren, güzelleştiren ve mutluluk yayıcı olan insanların safında, bölümünde olmak istiyorum. Ve bunun için ne gayret ediyorum, etmeye çalışıyorum. İşte bütün bu duygularla ancak bu enerji birikimi oluyor ve bunu yayabiliyoruz. Allah böylesi duygular içerisinde olmayı nasip eylesin. Bu duygular insana neyi kazandırıyor? Dünyada mutlu olmayı, ahirete dair de umutlu olmayı nasip ediyor. Aziz dostlar, hayatın formülleri açık. Zengin, fakir, alim, cahil, yani az bilen anlamında cahil diyorum. Çünkü az bilen neye göre az biliyor, çok bilen neye göre çok biliyor, onu bilemeyiz. Bazen bir az okuduğunu zannettiğimiz insanın cümlesi alır bizi bambaşka dünyalara götürür, göremediğimiz şeyleri bize gösterir. Onun için ilmin mektebi var ama irfanın mektebi yok derdi hocam. Hocama da selam olsun. Bu duygu düşünceler içerisinde olanlar mutlak galip oluyorlar. Mağlup olsalar da galip oluyorlar. Çünkü idealleri başka. Dünyadayken cenneti kazanmak, dünyadayken Allah'ın rızasını kazanmak, dünyadayken iyi kullar arasında olmak niyetiyle baktıkları için hep galip oluyorlar. Allah bu duyguları en güzel şekilde devam ettirebilmeyi hepimize nasip eylesin. Kıymetli dostlar, dualarımız sizinle. İnşallah huzurla yakalarız dünyadaki dünya hanına girişimizi, dünya hanından çıkışımızı, ahiret doğru yolculuğumuzu huzurla eylesin Rabbim. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a emanet olun.